Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt riski yani CSD primi 900 bas puana ulaştı. Şu sıralar biraz daha az seyretse de yine Türkiye'nin çok tehlikeli kategoride bulunduğunu bilmekte fayda var. İktisatçılar ve siyasetçiler iktidarı ülkeyi iflasa sürükledikleri konusunda uyarırken Türkiye borç temerrüdüne düşme riski yüksek ülkeler arasında 20. sıraya yerleşti. Peki bu ne demek? Bir ülke nasıl iflas eder? Temerrüde düşmek nedir? Gelin açıklayalım. Bireysel kişiler veya şirketler, kredi aldıklarında borçlarını belirli bir süre içinde ödeyeceklerine yönelik sözleşme imzalarlar. O süre içinde borçlarını ödeyemeyen bireysel kişiler veya şirketler, haciz işlemleriyle karşı karşıya kalabilir. Yani temerrüt, bir borcun zamanında ödenememesi gibi açıklanabilir. Ancak ülke ekonomileri çok daha karmaşıktır. İnsanlar genelde devlet borcunun nasıl işlediğine dair sınırlı bir anlayışa sahiptir. Bunun nedeni, devlet borcunun biraz sezgisel olmasıdır. Ülkelerin tıpkı şirketler gibi borç para aldıkları ve bunları benzer şekilde geri ödemeleri gerektiği doğrudur. Bir şirket borcunu ödeyemezse eyleminin sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadır. Ancak bir ulus borcunu temerrüde düşürdüğünde tüm ekonomi bir darbe alır. Atıyorum Koç Holding borçlarını ödeyemediğinde bu sizi çok da ilgilendirmez. Ancak Türkiye borçlarını ödeyemediğinde işte bu o zaman tüm bir halkın problemi haline gelir. Peki bir ülke borçlarını ödeyemez ve temerrüde düşerse ne olur? Türkiye'de devlet borçları sürekli olarak gündeme gelmiştir. Mutlaka ekonomistlerin Türkiye şu tarihe kadar borçlarını ödeyemezse iflas eder gibi yorumlar yaptığına şahit olmuşsunuzdur. Hatta 20-30 yıldır Türkiye temerrüde düşecek diye söylemlerle de karşılaşmış olabilirsiniz. Ha madem öyle bu bir şehir efsanesidir deyip geçersek ipin ucunu fena şekilde kaçırmış oluruz. Arkadaşlar bu sefer durum çok ciddi. Türkiye'nin CSD risk primleri dünya rekorları kırıyor ve Haziran 2022'de 800'ü aştı. Bunlar Türkiye'yi ipin üzerinde yürüyen bir akrobata benzetmemiz için yeterli artar veriler. Peki bu CSD puanı neden bu kadar önemli? Ani duruş teorisine göre bir ülkede göstergeler kötüleşmeye başlayınca uluslararası yatırımcılar temerrüde düşme riski konusunda endişe duymaya başlarlar ve yatırımlarını durdururlar veya azaltırlar. Bu durum tam bir güvenlik sorununa dönüştüğünde ise önce CSD primine yansır. Şu anda da Türkiye bunu yaşıyor. Yani şöyle düşünelim. Elinizde çok değerli bir eşya var. Ve birine emanet etmeniz gerekiyor. Düz bir yolda yürüyen sağlam bir adama mı yoksa ip üstündeki akrobata mı o çok değerli şeyi emanet ederdiniz? Tabii ki sağlam adama, öyle değil mi? Yani yatırımcılar Türkiye'nin bu riskli durumunu görüyorlar ve direkt olarak ülkeden kaçıyorlar. Bu da ekonomi için berbat bir sarmalı beraberinde getiriyor. Dünyaya baktığımızda borçları nedeniyle acı çeken çok sayıda ülke var. Venezuela, Arjantin ve Sri Lanka ise bunların başında geliyor. Türkiye'ye kıyasla çok daha küçük bir ekonomiye sahip olan ve 51 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyerek Mayıs ayında temerrüde düşen Sri Lanka'da durumların ne kadar karışık olduğunu bir videoda anlatmıştım. Onu da mutlaka izleyin. Bizim ne kadar borcumuz var derseniz ufak bir defter hesabıyla Türkiye'nin 2022 yılının birinci çeyreği itibariyle 451 milyar dolar dış borcu var. Ve bunun yarısından fazlası yani 239 milyar doları özel sektöre ait. Türkiye'nin 12 ay içinde ödenmesi veya çevrilmesi gereken kısa vadeli borç tutarı ise 181 milyar dolar. Evet, bu hayli fazla. Bir ülke temerrüde düştüğünde borç verenlerin gidecek uluslararası bir mahkemesi yoktur. Borç verenlerin genellikle çok az seçim hakkı vardır. Sonuçta bir ülkenin varlıklarını zorla ele geçiremezler veya ülkeyi ödemeye zorlayamazlar. Bir sonraki soru, eğer alacaklılar borçluları borcunu ödemeye zorlayamıyorsa neden borç para versinler? Cevap, borçlunun itibarına dayanarak borç vermeleridir. Egemen uluslara borç vermenin tüm öncülü, bu uluslar temerrüde düşerse gelecekte uluslararası tahvil piyasalarından krediye erişimlerinin kesileceğidir. Ülkeler büyümelerini finanse etmek için neredeyse her zaman krediye ihtiyaç duyduklarından bu büyük bir zarar olarak hareket eder. Ülkelerin temerrüde düştükten sonra bile borçlarını ödemeye karar vermelerinin nedeni budur. Yani geleceklerini düşünmek. Tekrardan borç alabilmek. Alacaklıların %100 zarar etmesi olası değildir. Genellikle bir temerrüt meydana geldiğinde bir tür uzlaşmaya varılır ve alacaklılar sonunda fazla ses çıkarmazlar. Bu, kendilerine ödenmesi gereken ödemenin en azından bir kısmını aldıkları anlamına gelir. Eskilere gittiğimizde karşımıza bir de şu soru çıkar. Belki birçoğunuzun da aklına gelmiştir. Peki Osmanlı Devleti borçlarını ödemiş miydi? 1854 yılında dış borçlanmaya başlayan Osmanlı Devleti ne yazık ki borçlarını ödeyemedi. Saray yönetimi tarafından 1874 yılına kadar 15 ayrı dış borçlanma yapıldı. Osmanlı bu dönemde 239 milyon lira borçlanmış ancak hükümete yalnızca 120
127 milyon lira düşmüştür. Sarayın lüks ve şatafatı, Kırım gibi cephelerde gerçekleştirilen savaşların maliyetleri derken devlet borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. 2. Abdülhamit döneminde genel borçlar anlamına gelen Düyun-u Umumiye kurulmuştur. Hiçbir borç ödemesini yapamayan Osmanlı İmparatorluğu sonunda alacaklılarla anlaşma yoluna gitti. 1879'da Osmanlı'nın birçok vergi kalemi alacaklı ülkelere bırakılmıştır. Ayrıca ülkedeki birçok kurumun kontrolü yabancılara geçmiştir. Az önce söylediğim şeyler günümüzden de tanıdık gelebilir belki. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulunca Osmanlı'dan kalan tüm borçlar ödenerek temiz bir defter açılmıştır. Anlayacağınız Türkiye şu an hem hissedilen hem de teknik olarak ipin ucunda ve iflas riskiyle karşı karşıya. Bir an önce önlemleri alıp en azından Türkiye'yi temerrüt riskinden kurtarmazsak gelecek adına son derece endişeli olduğunu söylemeliyim.